العمياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والمصيبة إنك إلا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت النواب الرحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي يا رب العالمين şu mübarek cuma akşamları suyu hürmetine, şu anda okunan Kur'an-ı Hakim'e yapılan duaları, iyilikleri, hayır hasanatları, önce sevgili peygamberimizin ve bütün peygamberlerimizin, üstadlarımızın, ehli beytinin, ashabının, dünyanın da bucağında yatan şehitlerimizin, gazilerimizin, depremde ölen bütün ümmeti Muhammed'in de ruhlarına ve şu kabristanda yatan dualarımıza amin amin diyen kardeşlerimizin, anne baba kardeş evladı akraba ve bütün geçmişlerimize rahmet et ya Rabbi. Bütün ölmüşlerimize rahmet et ya Rabbi. Vatan için, millet için, dava için vefat eden İrfan Kurt kardeşimizin de ruhuna ehli sofası ya Rabbi. O insandır, beşerdir, şaşardır. Dünyada genişlemiş olduğu günahlarını, kusurlarını, hatalarını affet ya Rabbi. Cennetin ol ya Rabbi. Sevgili peygamberimize yoldaş et ya Rabbi. Bayrağımızı ve sancağımızı, ordularımızı karada, denizde, havada, her yerde koru ya Rabbi. Silahlarını, kanlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimize, bütün gazilerimize, bütün ecdatlarımıza rahmet et ya Rabbi. Kabe'de, Medine'de, Arafa'da, Müzdelife'de, Mina'da yapılan dualar gibi dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet et ya Rabbi. Hayırlı rahmetlerimizle bol bol ihsan eyle ya Rabbi. Birbirimizi severek, sayarak ölene kadar yaşamayı ve yaşatmayı nasip et ya Rabbi. Amin ve selamun aleyküm. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün gerçekten çok zor bir gün. Ne kadar 20 yıldır televizyonumuzda olsa, bugün daha çok duygusal oluyoruz, çok konuşamıyoruz, düğümleniyoruz. Adeta boğazımız İrfan Kurt 6 Şubat'ta kaybetti ki tam 1 yıl oldu. Genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyoruz. İrfan Kurt'u geçtiğimiz günlerde Ceyhan Gazeteci Cemiyeti'nden ismini silerken ağlayarak sildim. Çünkü o sadece bir Ceyhanlı gazeteci değil, Türkiye'ye mal olmuştu. İnsanlığıyla, gazeteciliğiyle, dürüstlüğüyle bir sembol olmuştu. Aynı zamanda arkadaşlar arasında küçüğünü bilen, büyüğünü bilen, mesleğine saygısı olan bir kardeşimizdi. Öyle de kalacaktır. Ve bugün belki yapmış olduğumuz ilk etkinlikti, yani anma günüydü. İkinci yılda Adana'dan, Osmaniye'den çok sayıda arkadaşlarımız da burada olacak. Yalnızca biz değil, tamamını seviyor. Bazı arkadaşlarımız artısından, eksisinden dolayı sevmeyen olabilir ama İrfan Kurt'u herkes seviyordu. Bugün isminden bahsettiğimiz zaman çok üzülüyorlar, onu biliyorum. Bugün de buradayız, duygulanıyoruz. Burada olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.
bir kez daha Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Çünkü ailesi de her zaman bizimle birlikte oldular. Hala birlikteler. Mekanı cennet olsun. Evet. 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 Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ceyhan Aktif Gazeteciler Derneği adına da ben söz almak istiyorum. Bundan dolayı da Deniz arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlar gibi benim İrfan'la rahmetliyle çok büyük bir arkadaşlığım vardı ama benim belki de diğer arkadaşlardan ayırt eden bir noktamız vardı. 4 yıl aynı büroyu paylaştık. Beraber haberlere gittik, beraber güldük, beraber ağladık. Ama o bana zor olanı bıraktı. Onun ölüm haberini yazmak benim için çok zordu. Bütün meslektaşları için zordu ama benim için çok daha farklıydı. Bugün birinci ölüm yıl dönümünü anarken yine aynı duyguları yaşıyoruz. Adının yaşatılması için başlatılan arkadaşlarımızın belediyeye vermiş olduğu dilekçe yerini buldu. Bundan dolayı da belediyeye teşekkür ediyoruz. Bir bulvara verilecekmiş ismi. Biz biraz daha kamuoyunun, Ceyhan'ın orta yerinde olan bir parka istemiştik ama böyle uygun gördüler. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Duyguları Şahin Bey'in de söylediği gibi anlatmak çok zor. Mükemmel bir insandı. Dikti, eğilmedi. Mesleğinde hep güzel olaylara farklı bakan, olayların en ince detaylarını araştıran, kimseyi kırmadan, üzmeden ama kimsenin önünde de eğilmeyen bir insandı. Tek kelimeyle güzel bir insandı. Güzel bir insanı değil bir yıl. Yıllar geçse de biz unutmayacağız. Buraya katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gazeteci arkadaşlar gelsin.